Sayfa 1 Düşünceden öte ve zamanın kıs kıvrak yakalayamadığı bir nefeslik kanat çırpınışları. Belki de günah defterinin karanlık zindanlarına vicdan mumunun ışığıyla bir göz atış. Bu öyle bir okyanusta seyyahat ki gemi yok, kaptan yok, yolcular yok. Sadece sen ve ben Sadece sessizliğin şahitliğinde yokluğun sahillerine doğru ağır ağır yol alış. Ey sadık gece, ey dilimdeki hece, söyle nabzımı durduran bu efkar, bu bahçıvansız bahçenin gülündice. Sabır bohçamı çoktan haramiler aldı götürdü şimdi sabırsızca feryatlarım, iniltilerim ona doğru yükselmekte. Eğreti tedbirimin kolu kanadı kırık, pusulasız bir kumruya dönüşmüş. Yol nerede, İz nerede, sen nerede? Hangi cesaretli yürek sana olan aşkımı inkar etmemi istemekte? Neden yalnızlık sadece kendine aşık olmamı arzu ile söylemekte? Serap misali beni heyecanlandıran fani tenleri bir bir sebepler girdabında savurup acizliklerini gayip tuvaline çizmekte. Ey bu satırları okuyan ışığa muhtaç, karanlıktan korkan göz kalp atışların kadar gerçek olan ya da ruhun kadar hiç görmediğin, hiç bilmediğin ama basamaklarında yürümek, kokusunu duyup tadını tatmak istediğin kendi koyduğun kurallardan çok uzak, mekansızlık mekanına doğru yelken açmaya hazır mısın? Bundan sonra okuyacağın her satır kendi değerlendirme kapasitenle sınırlı olsa da sen okyanus'tan testini daha çok doldurmak için varıp gurur dağındaki kibir bayrağını indiresin. Çünkü ne senin testin ne de benim testim o kurban olduğumun okyanusunun suyunu azaltamaz. Sayfa 2. Aksine her aşk ehli seher vakitlerinde ağladıkça gül kokulu yağmurlar yağmaya devam eder. İşte o zaman sükut vaktine ruhunla senin arandaki mesafe kadar bir dokunuş kalmıştır. Hangi düşüncen, hangi planın onun kaderi karşısında kanat çırpabilir ki? Sen eşine, dostuna, belki de kendi gözüne sırların için perdeler çekmeye devam etsen de, hangi perde onun görmesini engelleyebilir ki? Gel, gel de şu kamet sahrasında fenerimizi inkar rüzgarı söndürmeden anlımızı toprağın öpmesine izin verelim. Yahu görsene, toprak anlını her öptükçe nefis zehri biraz daha tesirini kaybetmekte. Şimdi hafif hafif gidiyoruz. İleride kervanımız dört nala hızlanınca sakın bu yollarda göreceğin süslü büslü sarayların büyüsüne kapılıp da beni burada bırakın, ben göreceğimi gördüm demeyesin. Çünkü gerçek güzellik senin üç beş hücreden ve kandan oluşmuş, gözlerinle idrak edemeyeceğin kadar büyük ve ihtişamlı. Ama nasip heyben darsa ben zaten sana doğduğun sabah geçmiş durağından el sallamışımdır.'' Teselli ancak korkakların cesurlara sunup geri çevirdikleri bir sofradır. Bize korkudan gözü kaymışların bakışları yakışmaz. Çünkü biz cesaret mızrağını çoktan zifiri karanlıklardan gelenlere çekmişiz. O halde okumaktan, dinlemekten bıkmadıysan ben de yazmaktan ve anlatmaktan bıkmam. Çünkü benim parmaklarıma hükmeden güç senin de gözlerine hükmediyor. Yol arkadaşım, azık arkadaşım. Azık dedim de bunu öyle buğday tarlalarından gelen zaman değirmenlerinin öğüttüğü emek unundan yapılmış maharet ekmeklerinden sanma. Bu azık açlık hissini yine açlığın ta kendisiyle çarpıştıranların yedikleri iki gün güneşin altında kalsa kokuşup nefret edeceğin hale gelecek türden değil. Sayfa 3 Madde aleminde neye aşık olursan ol, kendi ömrün kadar bir aşk defteri karalayabilirsin. Hem o deftere şöyle anka kuşunun kanatlarından bir bak. Sayfaları ot, toprak. Kalem ise nefsindeki hırs karası. Yaz yazabildiğin kadar sonu olmayan bir kuyuya taş atıp sesini duymak isteyen bir çocuk gibi ümitlerin tükeninceye kadar bekle. Burada oturmuş seni bekliyorum. Yanımda ne beklediğini bilmeyenlerle beraber. Onlarla belki görünüşte aynı ufka doğru bakıyoruz. Ama rüzgar hangimize doğru eserse Babil şehrinden bir feryattır yükseliyor. O feryadı çıkaran gırtlak aslında Konya sokaklarında, Bakırcılar çarşısında çekiç seslerini duyup, esrar-ı seferine çıkanın kanatlarına tutunmak istiyor ama nafile. Ne sende o cesaret var ne de bende. Şimdi yanımdakiler beni kınadıkça, sanki kendi nefislerine yıldızlı boyalarla sen ne güzelsin yazısını Habire yazmaya çalışıyorlar. Bilmiyorlar ki Harun da yerle bir olmadan önce künyesine bu saçmalıkları karalayıp duruyordu. Ama ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Gücün yeterse şöyle aşağıların aşağısına bir in. Harun Karun kurtlarına yem olmuş da buğday Tarlasındaki korkuluklalı bile güldürmekte. Nefsin sana kendini beğendirme yarışına girmişse, senin sofran bizden uzak olsun. Uzak olsun gaflet tarlasından topladığın çürük meyvelerin. Bu gece belli ki çok karanlık olacak. Karanlık olacak ama benim de tefekkür mumumun suyu aksine aşık olduğu olalı, bizde ne taş duvarlara verecek selam kaldı, ne de ocağa odun atmaya cesaret. Keşke bir yolcu Berzah illerindeki seferinden dönerken şu bizim yaz konağına da uğrasa da onun sohbet kandili bizim de kararmış gönüllerimizi aydınlatı verse. E filin adımlarını izlemek istersen zaman ve mekana kuş bakışı ile bir bakman lazım ki kendini zevk ateşinin çukurlarında bulamayasın. Sayfa 4 İşte sebep arayanlara sonuçtan bir bayrak sallanmaya başladı bile. O bayrağın üzerinde gören gözler için la havle yazıyor. Sana kuş tüyü bir döşek, bana da Bağdat şehrinde hazine arayan adamı döven bekçilerin sopasının tadı lazım galiba. Çünkü gözlerim seher yıldızına küslü küseli, vakit atlısı habire bize künfeye kümpenceresinden penceresinden el sallıyor. Hoş sanki şu nankör dünyada rıza sepetinden bir tane sevap üzümü yemek nasip olsaydı, Şimdi üzgün üzgün ağlayan muhabbet kuşları bana bir dal zeytin ağacının müjdesini çoktan vermişlerdi. Bizim elimizden çakmak taşını çoktan aldılar heyhat. Kendi samanlığımızı yakmak için bile bir kıvılcım çıkartmaktan acizim. Hep diyorum tedbir hey tedbir benim peşimi bırak ama nafile. Ne zaman bir telaş deresinde çamaşırlarımı yıkamaya kalksam, aman karşı dağdan bir çığ düşer, aman karanlık basar da haramiler yolumu keser diyerek beni ihtiyar korku dadısına teslim ediveriyor. Hem de ne dadı, dökülmüş dişleri, dağılmış saçlarıyla sanki bizim niyetimize limon sıkan yecüc mecüce benziyor.''